Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerin mevzilendiği iki köyden ateş açılınca Azerbaycan ile imzalanan anlaşma bozuldu. Ermeniler Rus karargahı önünde gösteri düzenleyerek Rus barış güçlerinin devreye girmesini istedi. Rusya ise birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda iki köyün renginin değiştiği görülüyor. Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaş 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Ermenistan'ın hezimeti kabul ederek anlaşma imzalamasının ardından dün bölgede ilk kez silah sesleri duyuldu. Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğunu bölgeye yerleşen Rus barış güçleri doğruladı. Ermeni güçlerinin ateşkesi bozarak Haldur çevresinde köhne Tağlar ve Çaylakala köylerinde çatışma başlattığı bilgisi geldi. Hafta sonu yükselen tansiyonu sayfalarına taşıyan Azerbaycan yerel medyası da Hocavent'e bağlı iki köyün ateşkes anlaşmasına göre Ermeni milisler tarafından boşaltmadığını aktardı. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de ortaya çıktı. Hankendi'deki Ermeniler şehirdeki Rus güçlerinin merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan göstericiler Rusya'dan çatışmaya müdahale etmesini istedi. Ermenistan yanlısı muhabir Neil Hayar, protestocuların Hayk Hanım'ın çağrısıyla toplandığını ve yaklaşık 150 kişinin barış güçlerinin karargahı önüne geldiğini yazdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçleri yeni bir operasyon haritası yayınladı ve Rus birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda iki köyün renginin değiştiği görülüyor. Azerbaycan parlamento üyesi Rasim Musabayev bu haritaya bir şeyler çizebilir ancak soru Azerbaycan'ın çizimlerini kabul edip etmeyeceği, kabul edeceğini sanmıyorum diyor. Çatışmanın yaşandığı Haldur yakınlarındaki köhne Tağlar ve Çaylakala köylerinde sivil nüfus bulunmuyor. Yalnızca bir Ermeni militan grubu var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rus barış güçlerinin çatışma alanına ulaşmasının ardından silahların sustuğunu söyledi. Paşinyan ayrıca iki köyün bir kısmının Azerbaycan özel kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini savundu.